Bu videoda geçen videodaki senaryonun aynısını işleyeceğiz. Ama bu seferki biraz daha matematikli olacak. Biraz daha matematiksel anlatacağım ki mantığın aynı olduğunu görebilelim. Aslında biraz da simgesel bir anlatım olacak ama geçen videoda öğrendiklerimizi genelleyebilmemize olanak tanıyacak. Eski dostlarımız çiftçi ve usta da buradalar. Geçen videoda küçük adamızdaki marjinal tüketim eğilimini 0,6 almıştık. Şimdi bunun yerine diyelim ki marjinal tüketim eğilimimiz C olsun. Ne yapmaya çalışıyoruz? Şunu bulmaya çalışıyoruz. Giderlerdeki bir ilk değişimden yola çıkarak çiftçinin giderlerindeki değişim ustanın gelirlerindeki değişime eşit. Ve bu döngü çarpan etkisi yüzünden sürekli tekrarlanıyor. G S Y I H yani gayri safi yurt içi hasıladaki toplam değişim ne olur? Biz bununla ilgileniyoruz. Bize alakadar eden G S Y I H'deki toplam değişim. Y'yi gider olarak da gelir olarak da düşünebiliriz. Olaya hangi açıdan yaklaştığınıza göre değişir. Şimdi çiftçi elindeki bin liranın tamamını harcayacak demek yerine şöyle diyelim. Bu adamın giderlerindeki artımsal değişim delta y sıfıra eşit. Delta değişim anlamına geliyor. Y ise toplam giderleri temsil ediyor. Buraya bir de sıfır koydum çünkü bu döngüdeki tekrarların ilki. Yani bu delta döngüye ilk kez giriyor. Sonra tekrarlanmaya devam edecek. Y1, Y2, Y3 olarak sürüp gidecek. G, S, Y, i H'deki toplam değişimse buna eşit olacak. Geçen örnekte 1000 liraydı. Bu adamın gideri bu adamın sağ geliri 1000 liraydı. Yazalım. Delta Y0. Bu adamın marjinal tüketim eğilimine C dedik. Yani gelirinin C katını harcayacak. Burası şimdi delta Y1 oldu. G, S, Y, İ, gözlemlediğimiz bir sonraki artımsal değişim bu. Ve o da gelirinin C ile çarpımına eşit. Yani sıfırıncı ve birinci tekrarlardan sonra toplam değişim C çarpı ya da şöyle yazayım artı delta Y1. Delta Y1 C çarpı delta Y0 ile aynı şey. Süslü püslü bir gösterim ama çok temel bir şeyi anlatıyor. Aslında geçen videoda söylediğimiz şeyin aynısını söylüyor. Şimdi çiftçi sıfırıncı tekrarda yaptığı harcamanın karşılığında delta Y1 gelirini elde ediyor. Marjinal tüketim eğiliminin C olduğunu varsayıyoruz. Demek ki şimdi bu gelirin C katını harcayacak. Dolayısıyla yapacağı harcama aynı renkten devam edeyim. Delta Y2 bu da C çarpı delta Y1'e eşit. Artı bir de delta Y2'miz var. Yeni artımsal değişimimiz bu ve değişim her defasında daha da küçülüyor. Bu döngü sonsuz kez tekrar ediyor. Bu neydi hatırlayalım. Delta Y2 eşittir C çarpı delta Y1. Delta Y1 ise C çarpı delta Y0'a eşitti. Öyleyse buraya şu şekilde de yazabiliriz. C kare çarpı delta Y0. Burası da C çarpı delta Y0'dı. C çarpı delta y sıfır. Tabii başında bir de delta y sıfır artı var. Bunu böyle istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz. Bu adam bu geliri elde ediyorsa bunun c katını çiftçiye geri veriyor. Yani şimdi bir de y 3'ümüz oldu. O da bunun c katına eşit. Yani c küp çarpı delta y 0. Bunu sonsuz kez tekrarlayabiliriz. Ama terimler gittikçe küçülecektir. Çünkü bu hesabın işe yaraması için c'nin 0 ile 1 arasındaki bir sayı olduğunu varsayıyoruz. 0 küçüktür, c küçüktür 1. Bu basit örnek üzerinden düşünürsek bu iki adamın marjinal tüketim eğilimlerinin üstünde bir harcama yapmayacaklarını varsayıyoruz. Elde ettikleri gelirden fazlasını harcayamayacaklarını öngörüyoruz. Genelde gelirlerinin tamamını da harcamazlar. O yüzden C'nin Birden küçük olduğunu varsayıyoruz. Yani bu esasında geçen videodaki örnekle aynı mantığı anlatıyor. Sadece onun genelleştirilmiş hali. Bunu matematiksel olarak biraz sadeleştirebiliriz. Bunlar böyle komple delta y'ye eşit. Yani bu ilk kıvılcımın gsyhd yol açtığı toplam değişime eşit. Tüm ifadeyi bu ilk kıvılcımın parantezine alırsak yani delta y sıfır parantezine bir dakika farklı bir renge geçeyim ki işlemler daha anlaşılır olsun. Delta y sıfır, delta y sıfır, delta y sıfır, delta y sıfır. Bunlar ilk değişimi ifade eden çarpanlar. İfadeyi bunun parantezine alırsak g s, y, i, h'deki toplam değişim Çıktıdaki giderdeki, gelirdeki artık ne diyorsanız toplam değişim şuna eşit olur. Delta Y0 parantezinde içeride neler kaldı? Burada Y0'ın değişimi 1. Artı burada C var. Artı C kare, artı C küp ve böyle sürüp gidiyor. Geçen videoda bu ifadenin 1 bölü 1 eksi C'ye sadeleştiğini söylemiştim. Yani bu kısım eşittir. 1 bölü 1 eksi C. Bu sizi tatmin etmemiş olabilir. Üstelik bunun matematikli bir video olacağını vaat etmiştim. O halde bu toplamın neden 1 bölü 1 eksi c'ye eşit olduğunu göstermemem için bir sebep yok. O halde bu toplamın neden 1 bölü 1 eksi c'ye eşit olduğunu göstermemem için hiçbir sebep yok. İşi çok fazla değişkenle bulandırmayalım. Yani diyoruz ki x parantezin içindeki bu ifadeye eşit. x eşittir 1 artı c artı c kare artı c küp falan filan. X'i c ile çarparsak ne olur? Bakalım ne oluyor? Farklı bir renkle yazıyorum. Bakalım x'i c ile çarparsak ne oluyor? İçerideki tüm terimleri c ile çarpıyorum. Yani 1 c'ye dönüşüyor. c c kareye, c kare c küpe, c küp c üzeri 4'e böyle sürüp gidiyor. Peki şimdi bunu bundan çıkarırsam ne sonuç olur? Sol taraflar arasında çıkarma işlemleri yapıyorum. Sol taraf x eksi cx oldu. Pembeyle yazacağım. Ayaksi nereye kayboldu şimdi. Neyse böyle devam edeyim. x eksi cx eşittir sağ taraf ne olacak? Burayı buradan çıkaracağım. c eksi c birbirini götürdü. Sarıyla çizeyim. c kare eksi c kare gitti. C küpler birbirini götürdü. Yani bir dışındaki tüm terimler sadeleşiyor. Hepsi birbirini götürüyor. Bir tek buradaki 1 kalıyor. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi bu tarafı x parantezine alalım. x parantezinde 1-c eşittir 1. Her iki tarafı 1-c'ye bölüyorum. x eşittir 1 bölü 1-c. x neydi? Bu parantezin içiydi. Dolayısıyla bu ifade 1 bölü 1-c'ye eşitmiş. Evet böylece geçen videoda söylediğimiz şeyi ispatlamış olduk. Ne demiştik hemen hatırlayalım. G, S, Y, İ, H'deki toplam değişim yani bu. Bunu G, S, y, İ, H'deki toplam değişim olarak düşünebilirsiniz. Eşittir G, S, y, İ, H'deki ilk değişim ki delta Y sıfıra eşit demiştik. Çiftlerin yaptığı ilk harcamaya aynı zamanda ustanın ilk gelirine eşitti. Yani toplam değişim eşittir ilk değişim çarpı bu ifade yani çarpan. Ve çarpan marjinal tüketim eğilimine bağlı bir fonksiyon. Yani buradaki ifade. Durun hepsinin adını yazayım. Baştan yazacağım. Toplam giderdeki, çıktıdaki veya gelirdeki toplam değişim eşittir ilk değişim çarpı çarpan. Ve çarpanımız marjinal tüketim eğiliminin bir fonksiyonu. Yani buradaki ifade çarpanımız. Buraya da yazalım. Çarpan Buradaki ifadeyi de ilk değişim olarak düşünebiliriz. Acaba bu geçen videoda gördüğümüz şeyle örtüşüyor mu? Bir kontrol edelim. Geçen videoda marjinal tüketim eğilimini 0,6 almıştık. Yani C 0,6'ya eşitti. Ve ilk değişim yani ilk harcama bindi. 0,6'yı burada yerine yazarsak 2,5 ediyor. Yani çarpanda gs yih'deki toplam değişimde bir önceki örnektekinin aynısı çıkar. Artık genel bir ifademiz var. Umarım kullandığım bu gösterime biraz aşinalık kazanmışsınızdır. Gerçi ne yazık ki hemen her iktisat kitabında farklı gösterimler kullanılıyor. Neyse zaten amacım size işin mantığını anlatmaktı. Bu da yardımcı olmuştur diye düşünüyorum.